Yani anlayacağın bizim Suat'ın karnında kelebekler uçuşu. Ya sürekli kendini odaya kapatmak istiyor. Nasıl yani, aşık mı olmuş? Ya bilmiyorum da işte o öyle sanıyordur. O yaşlarda herkes öyle sanır zaten. Ha, sen de öyle sanıyordun yani. Sevda ile küçüklükten beri tanıştığınıza göre. Ya gerçekten şu an bunu mu konuşmak istiyorsun? Hayır. Ben geç kalacağım. Ablam birazdan gelir. Tamam. Ben bırakayım o zaman seni eve. Olur. Koşalım mı? Yarışalım o zaman. Hadi 50 metre daha avans sana. Gerek yok. Bak sen. Hadi. 3, 2, 1 başla. Oh, çok iyi oldu. Ablam daha gelmemiş. İyi oldu bu. Ha bak, yarın sakın geç kalma, tamam mı okula? Yarın mı transfer sözleşmesi? Evet, evet. Bahçede imzalayacağız. Çok güzel ya, çok seviniyorum senin adından. Yolun açık olsun. Sen şimdi ünlü bir futbolcu olunca bizi tanımazsın. En iyisi ben bir selfie çekeyim. Ya olur mu öyle şey? Ben öyle... Ben de öyle şeyler olmaz. Neyse ben gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay daha uzak bir yer yok muydu ya? Markete diye çıktım ben. Ya ne olacak Sevda ya? Bir çay içip döneceğiz. İyi tamam. Hemen konuya gireceğim. Bir zahmet. Bu Gözde'yle Burak'ı ne yapacağız? Gitgide yakınlaşıyorlar. Her fırsatta yan yanalar. Sus köpeği. Resmen ayartıyor sevgilimi. Seninki de ayartılmıyor dünden razı. Resmen diyor ki Sevda gel beni döv. Sevda, ne oluyor? Sakin ol, tamam. Baba. Tamam, sakin ol, tamam. Sevda. Çok zor bir soru sormadım ya. Evet ya da hayır diyeceksin. Burak'ın transferini sen mi iptal ettirdin? Ya Taran. Sen bu konuyu neden bu kadar taktın? Hı? Hayırdır yani? Ne ilgin var Burak'a bu kadar? Benim Burak'la bir ilgim yok. Ama eğer böyle bir şey varsa ve sen bunu bizden saklıyorsan... ...en yakın arkadaşlarına güvenmiyorsun demek. İşte benim bununla ilgim var. Yemek siparişiniz yoksa kalkmanızı rica edeceğim. Aman iyi be. Bana bak, babamın peşini bırakacaksın. Duydun mu beni?
Çıkarın şunu buradan. Ya çekil sen de şuradan be. Bakın polis çağırmak zorunda kalacağım. Ya çağırırsan çağır. Çekil şuradan. Bana bak seni gebertirim. Ya senin Allah belanı versin be. Sen ne biçim bir aşağılık bir kadınsın. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Terbiyesiz, saygısız. Ha, öyle mi? Sen şimdi görürsün. Polis çağırın şikayetçiyim. Bu ne rezalet? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu hanımefendi benim arkadaşım. Polis yapman gerek yok. Peki Koray Bey. Sizdeki de ne cesaret ya? Gizli bir aşk yaşıyorsunuz hanımefendi. Polisi çağırıp metresi olduğunuz adamın kızını şikayet ettiğiniz zaman olacakları biliyor musunuz? Bu sizi hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Sevda benim arkadaşım olduğu için ilgilendirir. Size tavsiyem, size çizilen sınırlar içerisinde kalmaya devam edin. Hadi herkes için hadi, hadi. Dağılın. Abi siz gidin, ben sizi sonra ararım. Tamam mı? Tamam. Hadi Asya, hadi. İyi misin? Yazıklar olsun sana. Sevda bak. Bu muydu senin sevgin? Hiç bitmez neden aşkın bu muydu? Hani bizi kimse ayıramazdı? Hani kimsenin gücü yetmezdi? Ben aptal gibi senin için neler yapıyorum? Sen burada ne yapıyorsun? Sevda sen yanlış anladın. Biz gözleriyle sadece... Burak sus. Burak sus. Tek kelime bile etme bana. Her şey ortada zaten. Sevda yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil. Ya biz Burak... Ya sen hala ne hakla konuşuyorsun? Zahmet edip de bana sevgilini savunma. Cerrah Bey ne olur yeter artık yapmayın. Kasıldınız kaldınız. Ben çok üzülüyorum böyle bırakıp da gidemem de sizi. Kendimi suçluyorum olanlarda. Sizin bir suçunuz yok Hayat Hanım. Siz bana gerçeği göstermeye çalıştınız. Ama ben kardeşime inanmayı tercih ettim. Koray böyle bir şey yapmaz dedim. İnsan sevdiğine konduramaz ki böyle bir şeyi. Kardeşim böyle bir şey yapmaz deyip kestirip atacağıma. Koray'ın her şeyi yapabileceğini düşünseydim böyle olmayacaktı. Cerrah Bey unutun şunu. Unutun şu an bunun size bir faydası yok. Bana kardeşinizi tanıyor musunuz diye sormuştunuz ya. Tanımıyormuşum Hayat Hanım. Onun böyle bir şey yapacağını düşünmedim bile. Onun sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilseydim... belki şu an bu kadar yıkılmayacaktım. Cerrah Bey bakın eminim o da üzülecek. Bir gün hatasını anlayacak. O tokadı ben kendime atmalıydım. Onun bir suçu yok. Demek ki ben bir yerde yanlış yapmışım ki o da bu kadar gaddar, acımasız bir çocuk oldu. Cerrah Bey siz onu iyi, güzel yetiştirmek için elinizden geleni yapmışsınız. Evet benim tamam sizinle alakalı önceden şüphelerim vardı ama sizi zamanla tanıdım. Anladım ve eminim siz onu çok iyi yetiştirdiniz. Her istediğini yaptığım için mi böyle oldu? Onun için mi her şeye hükmettiğini zannediyor? Evet Cerrah Bey. Koray istediği her şeyi kolay elde etmeye alışmış bir çocuk olabilir. Bunda sizin payınız olabilir ama tek suçlu siz değilsiniz. O başlı başına bir karakter. Hayat Hanım çocuklar büyükleri ne yaparsa aynını yapar. Demek ki o da benim ve etrafımdaki dünyayı örnek aldı. Geçmişinizden kurtulamazsınız demiştiniz ya. Yine haklı çıktınız. Geçmişim şimdi bir kez daha Koray'la birlikte gözlerimin önünde büyüyor. Ve bunun ne demek olduğunu siz bilemezsiniz.
Teşekkür ederim Koray. Çok güzeldi. İstiyorsan eve ben seni bırakayım. Yok, ben biraz daha kalayım burada, hava alayım. Koray, bir şey söyleyeceğim sana. Yani ben bugün senin yaptıklarını ortaya çıkardım ama sen bana hiç kızmadın. Neden? Bir yer seni motordan atmayı düşünmedim değil. Belki de aynı şeyleri yaşadık. Bu yüzden. Ya da belki de sen o diğer tiplere benzemiyorsun. Sen daha farklısın. Gözde'den de mi? Gözde'yi ben okuldan saymıyorum. Sayamıyorum. O senin gibi alt eder miydi beni? Onu da bilmiyorum. Yani bugünkü telefon numaraların falan bayağı iyiydi. Tebrik ederim seni. Ava giden avlanır Koray Bey. Sevda. Gözde ile kendini kıyaslama, tamam mı? Sen başka güzelsin, o başka güzel. İyi ki Burak onu tercih etti. Burak aptal bir herif. Yani bu hatayı yaptı ama boş ver. Neyse. İyi geceler. Sen neredeydin? Bütün gece seni aradım. Sen bana hesap mı soruyorsun? Sen şaka mısın ya? Yürü git sevgilinin yanına. Sevda, o benim sevgilim falan değil. O yüzden mi gecenin bir köründe onun evindeydin? Biz evden atıldığımız için Hayat Hoca bizi yanına aldı. Sadece birkaç gün onlarda kalacaktık, hepsi bu. Burak, sen bana yalan söyledin. Akrabanda kalacağım dedin. Eğer gizleyecek bir şeyin olmasaydı bana böyle yalan söylemezdin. Ya saçmalama Sevda ya. Ben senden neyi gizleyeceğim? Niye gizleyeyim senden bir şeyi ben? Ya o zaman niye söylemedin bana bunu önceden? Çünkü kimse bilsin istemedim. Kimseye söylemedim ki. Ha, ben kimseyim yani, öyle mi? Ya bak yine yanlış anlıyorsun. Burak, bak sen eskiden bir sırrın olduğunda gelir ilk önce bana söylerdin. Kimse duymasın istesen bile bana mutlaka söylerdin. Çünkü o zaman benim yanımdaydın. Ama şimdi... Şimdi aramızdaki bu mesafenin tek sorumlusu ben miyim? Ha? Hayat Hoca'ya yaptığını hatırlamıyor musun? Burak yeter! Yeter artık ya, yeter! Yeter! Hata yaptım, acısını da çektim, özrünü de diledim. Yeter artık! Kendi davranışlarına bahane bulmak için beni yargılamaktan vazgeç! Ya benim seni yargıladığım falan yok Sevda! Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neden böyle olduğunu biliyoruz zaten Burak. Eğer biri seni üzüyorsa başka birini mutlu ediyordur. Ben üzüldükçe, ağladıkça Gözde'nin yüzü gülüyor. Benim kalbim paramparça oldukça Gözde mutlu oluyor. Neden? Çünkü sen onun yanındasın. Tamam Sevda, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım Burak ben? Sen beni hiç düşünmezken, bana yalan söylerken ben nasıl sakin olayım? Ya sen de bana yalan söyledin. Ha? Söylemedin mi sen bana yalan? Ha, ödeştik yani, öyle mi? Öyle. Ödeştik. Senin yaptığın benim canımı çok yaktı. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim. Ben sadece seni çok sevdim. Ama sen benim canımı çok yaktın. Çok! Çok!